Kâbe'de kan akıtılması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biridir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde etrafları köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. Onun çıkacağı yıl. Bu hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun çıkacağı yıl ifadesiyle, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıktığı zaman yaşanacak kanlı bir olayı haber vermektedir. Bu olay, 21 Kasım 1979 yılında yaşanan kanlı Kâbe baskınıdır. Mekke'nin fethinden bu yana hiç kan akmayan Kâbe'de yaşanan bu kanlı baskın, tam olarak Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış tarihi olan Hicri 1400'ün ilk günü olan 1 Muharrem 1400'de 21 Kasım 1979'da meydana gelmiştir. Hacıların etrafları köpeklerin sarışı gibi sarılıp, 1979 yılındaki bu baskın, hadiste belirtildiği gibi, hacılar Kâbe'nin içindeyken etraflarının sarılıp rehin alınmaları suretiyle gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisinde tam olarak hacıların etrafının sarılacağını bildirmiş, yani bu olayın beklenmedik bir baskın şeklinde gerçekleşeceğini haber vermiştir. Kabilelerin birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. Hadiste bu olaylar sırasında çok fazla kan akacağı, yani çok fazla kişinin hayatını kaybedeceği bildirilmiştir. Yaklaşık 2 hafta süren baskın sonunda 300'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Şevval'de savaş naraları, Zilhicce'de harp ve kıtal olur. Yine Zilhicce'de hacı talana uğrar, hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Beytül Muazzam'ın yanında büyük günahlar işlenir. 1979 yılında Hicri 1400'de gerçekleşen Kâbe baskınından 7 sene sonra Hicri 1407 yılında bu kez Kâbe'nin hemen dışında çok daha büyük kanlı bir olay meydana gelmiştir. Zilhicce'de hacı talana uğrar, hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. 1987 yılında yaşanan bu olay sırasında çıkan taşlı sopalı arbedede 402 hacı şehit olmuş, yüzlerce hacı yaralanmıştır. Hadisteki ifadeyle hacılar talana uğramış, araçlar yakılmış, sokaklar, caddeler yaralı insanlarla dolmuş, hacıların öldürülmesiyle büyük haramlar işlenmiştir. Beytül Muazzam'ın yanında büyük günahlar işlenir. Bu çatışmalar 1979'daki kanlı baskının aksine Kâbe'nin içinde değil, hadiste belirtildiği gibi Beytül Muazzama'nın Kâbe'nin tam yanındaki caddelerde gerçekleşmiştir. Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, Afganistan'ın işgali, Halley ve Lulin kuyruklu yıldızlarının geçişleri, depremlerin çoğalması, doğu tarafından bir ateşin görülmesi ve bunlar gibi daha onlarca alamet Hicri 1400 yılına girmemizle birlikte birer birer gerçekleşmeye başlamıştır. Ardı ardına gerçekleşen bu olayların tümü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini göstermektedir.